Kurtuluş Savaşı'nda cepheler arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'ndan cepheler. Doğu Güney Doğu cepheleri. Doğu Ermeni Gümrü Anlaşması. Güney Fransız Ankara Anlaşması. Batı cephesi Yunan. Birinci Yunanı. İkinci Yunanı. İkinci Yunanı. Eskişehir. Kütahya. Sakarya ve Büyük Taarruz. Doğu cephesi Kazım Karabehir. Güney cephesi Kuvayi Milli Kılıç Ali. Batı Cephesi Kuvayi Milliye Ali Fuat Cebesoy İsmet İnönü Refet Bele Kurtuluş Savaşı'nda cepheler Doğu Cephesi Kazım Karabekir Paşa ve Hareket Emri verilmiştir. 24 Eylül 1920 Sarıkamış Kars ve Gümrü ele geçirilmiş Ermeniler barış istemiştir. Doğu Cephesi Sonuçları Gümrü Anlaşması 3 Aralık 1920 Önemi TBB'nin ilk askeri ve siyasi zaferidir. Doğu cephesi, Doğu cephesi önemli uyarılar. Sevrin geçersizliği ilk kez belirtilmiştir. Misal kimliği kısmen gerçekleştirilmiştir. Doğusunu belirlemeye başlamıştır. Ermeni meselesi çözüme kavuşturulmuştur. Halkın TBMM'ye bir üye güveni artmıştır. Güney cephesi Fransa-Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan Ankara Anlaşması'yla askeri çekmişlerdir. Hatay-Haris-Suriye sınırımız belirlenmiştir. Uyarı Fransa-Ankara Anlaşması ile TBMM'yi tanıyan iki itilaf devleti olmuştur. Güney-Batı Anadolu cephesi 1. Ünönü'nden sonra kısmen Sakarya Zaferi'nden sonra da tamamen Anadolu'dan çekildi. Not İtalya ile silahlı mücadeleye girilmemiştir. Batı cephesi düzenli ordunun kurulması Ali Fuat Paşa'nın yerine Batı cephesi komutanlığı getirilen İsmet ve Refet beyleri çalışmalarıyla düzenli ordu kurulmuştur. Batı cephesi 1. İnönü İkinci önünü Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Büyük Tarrus. Birinci İnönü Savaşı 6-10 Ocak 1921 Yunanlılar Çerkez Etemin isyanından faydalanmak gibi amaçlara harekete geçmişlerdir. İnönü mevkinin mağlup olarak geri çekilmemişlerdir. Hemen arkasından Çerkez Etem mağlup edilmiş ve Yunanlara sığınmıştır. Birinci Yunanlı Savaş sonuçları 6-10 Ocak 1921 TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk zaferidir. Düzenli ordu çalışmaları sona ermiş. Milli birlik ve bütünlük sağlanmış. Halkın kendisini ve düzenli ordu duyduğu güven artmıştır. Birinci <laughs> öne Savaşı sonuçları 6 -10 Ocak 1921 tarih Teşkilat-ı Esasiye, Afganistan Dostluk Anlaşması, Londra Konferans, İstiklal Marşı'nın kabul edilmiştir. 12 Mart 1921 Moskova Anlaşması, TBMM düzenli ordunun cephe Sin'de kazandığı ilk askeri başarı. 1. Yunanlı Savaşı sonuçlar. 6 10 Ocak 1921 teşkilat tesisi kabul edilmiştir. 10 Ocak 1921 Londra Konferansı toplanmış. 20 Şubat 12 Mart 1921. 1. Yunanlı Savaşları sonucu 6 10 Ocak 1921 İstiklal Marşı kabul edilmiş. 12 Mart 1921 Afgan ile dostluk anlaşması imzalanmış. 1 Mart 1921. 1. Yunanlı Savaşı savaş, savaş sonuçları 6 10 Ocak 1921 Ruslar ve Moskova'ya anlaşması imzalanmış. 16 Mart 1921 İsmet Bey Generalliğe yükseltilmiş. İstiklal mahkemeleri kaldırılmış. Londra Konferansı 23 Şubat 1912 Mart 1921 İtalya Fransa ısrarıyla Londra'da bir konferans toplanarak Sever'in yeniden gözden geçirilmesine sebep olmuştur. Amaçları küçük değişiklikler sevri TBM'ye kabul ettirmek ve Yunan ordusuna zaman kazandırmaktır ikilik çıkarmak amacıyla hem İstanbul hem hükümeti hem de TBM davet edilmiştir. TBM konferansı katılım amacı misakimiliği dünya kamuoyuna duyurmak, savaş tarafları olmadıklarını göstermektir. Londra Konferansı'nın önemi 23 Şubat 12 Mart 1921 uyarı. Londra Konferansı'nın önemi TBB'nin varlığını itilaf devletleri tarafından resmen tanınmış olmasıdır. İstiklal Marşı'nın kabulü 12 Mart 1921. TBB'nin açtığı ödülü yarışmaya istemeyerek de olsa katılan Mehmet Akif kahraman ordumuza hitaben yazdığı şiiri birinci gelmiştir. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ufak bir sıkıntı. Evet. Evet devam ediyoruz. Afganistan ile dostluğu anlaşması 1 Mart 1921 önemi TBB'ni tanıyan ilk Müslüman Asya devletidir. Moskova Anlaşması 16 Mart 1921 Batum Gürcistan'a verilmek şartıyla Kars Ardan ve Artvin TBM'ye ait olduğu kabul edilmiştir. Uyarım Misaki Milli'den ilk taviz verilmiştir. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalanan anlaşma geçersiz sayılmıştır. Taraflardan birinin onaylamadığı bir anlaşmayı diğeri de onaylamayacaktır. Sovyet Rusya TBM'ye yardım yapacaktır. Moskova Anlaşması 16 Mart 1921 İlk kez Avrupa devletleri tarafından TBM ve İsrail milliyi tanımıştır. Kapitalizmlerin kaldırılması ilk kez Sovyet Rusya tarafından kabul edilmiştir. Uyarı Doğu sınırımız büyük ölçüde çizilmiş, kesin olarak Kars belirlenmiştir. İkinci Yunan'ın Savaşı 23 Mart-2 Nisan 1921. Yunanlılar Türk ordusunun daha fazla güçlenmesini önlemek, Sevri kabul ettirilmemek, Eskişehir'e ile geçirip Ankara'ya geçmemek, milli mücadeleyi sona erdirmek. Amacıyla harekete geçmiştir. 1. İkinci Yunanlı Savaşı 23 Mart 2 Nisan 1921 Sonuçları Fransız Zonguldak İtalyalar Güneybatı Anadolu'yu boşaltmaya başlamıştır. Batı Cebesi birleştirilmiş ve İsmet Bey'in emrine verilmiştir. Kütahya Eskişehir Muhabbeleri 10-24 Temmuz 1921 Yunanlılar taarruza geçerek Afyon Kütahya Eskişehir ele geçirmişlerdir. Mustafa Kemal emri ile Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir. Kütahya Eskişehir müdahaleleri 10 24 Temmuz 1921 sonuçlar Yunanlar Sakarya Nehri'ne kadar olan yerleri işgal etmiştir. Halkan ve mecliste bir panik başlamıştır. Meclis Kayseri'ye taşıma ve yeniden Kuvayi Milli dönme tartışmaları başlamıştır. Kütahya Eskişehir müdahaleleri 10 24 Temmuz 1921 Mustafa Kemal'e karşı müdahale güçlenmeye başlanmış. 5 Ağustos'ta başkomutanlık yasası çıkartılmış. 8 Ağustos'ta tekali milli emirleri çıkartılmış. İstiklal Mahkemeleri yeniden kurulmuştur. Başkomutanlık yasası 5 Ağustos 1921. Buna göre yaşama yönetme istiklal mahkemeleri vasıtasıyla yargı yetkisine sahip olmuştur. Birkaç kez uz uzatılan görev 1922 Temmuz'unda süresiz olarak uzatılmıştır. Uyar Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar bu göreve ka görevde kalmıştır. Tekalifi Milli Emirleri 8 Ağustos 1921 İleride ve ilçelerde vergi komisyonları kurulmuş, vergilere toplanması ve askerden kaçmalar önlenmesi için yeni istiklal mahkemeler kurulmuştur. Not. Tekalifi Milli Emirleri'ne göre toplanan yardımlar Sakarya Savaşı'na yetişmemiş, daha çok büyük taarruzda kullanılmıştır. Sakarya Savaşı sonucu 23 Ağustos 13 Eylül 1921 sonuçları. Bir dönüm noktası niteliğindedir. 1683 2. Vivana kuşatmasından beri devam eden geri çekilme son bulmuştur. Son savunma savaşıdır. Yunanlar taarruz gücü kırılmış, savunmaya çekilmiştir. Sakarya Savaşı Sonucu 23 Ağustos 13 Eylül 1921 Sovyet Cumhuriyetleri ile Kars Anlaşması imzalanmış. 13 Ekim 1921 Fransa ile Ankara Anlaşması imzalanmıştır. 22 Ekim 1921 Ukrayna ile dostluk anlaşması imzalanmıştır. 2 Ocak 1922 İtalyan Anadolu'ya tamamen boşaltılmıştır. Sakarya Savaşı sonucu 23 Ağustos 13 Eylül 1921 Mustafa Kemal'e gazilik ünvanı ve maraşallık rütbesi verilmiş 19 Eylül 1921 İngilizler teker teker mütafiklerince terk edilince Çareyi Savaşı durdurmakta bulmuşlar ve 22 Mart'ta iki tarafa da ateşkes teklifinde bulunmuşlardır. Sakarya Savaşı sonucu 23 Ağustos 13 Eylül 1921 Yunanlılar İngiliz desteğini kaybetmişlerdir. İngilizler ile esir müdahalesi anlaşması yapılmıştır. 22 1921 Kars Anlaşması 13 Ekim 1921 Sakarya'dan sonra Kafkas Cumhuriyetleri ile Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan imzalanmıştır. Buna göre Moskova Anlaşması şartları tekrar edilmiş ve doğu sınırımız kesinlikle kazanmıştır. Ankara Anlaşması 20 Ekim 1921 buna göre Fransa işgal ettiği toprakları boşaltacak. Boşaltılan topraklarda genel af ilan edilecek. Hatay'daki Türklere geniş haklar tanıyacak ve Hatay özel bir bölge olacak. Fransa TBM ve Misaki Milliği tanıyacak. Ceber Kalesi Türk bayrağı altında Türk mülkü olarak kalacaktır. Ankara Anlaşması 20 Ekim 1921 Uyarı TBMM'yi ve Misaki Milliği tanıyan İlk itiraf devletleri Fransa'dır. Uyarı Batum'dan sonra Hatay'ın Fransa'ya bırakılması misal kimliğinden verilen ikinci tavizdir. Büyük Taarruz 26 Ağustos 18 Eylül 1922 Ordular ilk hedefimiz Akdeniz'dir. ileri emriyle harekete geçen Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'i kurtarmış. 18 Eylül'de bütün Batı Anadolu Yunanlılar'dan temizlenmiştir. Türk ordusu kuzeye Marmara, İstanbul ve boğazlara doğru yönelmiş İngilizlerle Savaş durumunu ortaya çıkarmış fakat iki tarafta savaşı göze alamadığı için Budanya teşkeş anlaşması imzalanmıştır. Büyük Taarruz 26 Ağustos 18 Eylül 1922 Hazırlıklar Doğu ve Güneydoğu birlikleri Batı'ya aktarıldı. Sovyet Rusya büyük yardımı yaptı. Başkomutanlık yetkisi sınırsız uzatıldı. Sonuçlar Budanya teşkeş anlaşması 11 Ekim 1922 Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922. Lozan Barış Anlaşması 24 Temmuz 1923. Anadolu işgallerden tamamen temizlenmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda savaş dönemi bitmiş. Anlaşmalar dönemi başlamıştır. Büyük Taarruz Kurtuluş Savaşı'nın son silahlı mücadelesidir. Neden milli mücadeleyi desteklediler? Rusya kendi güvenliğini ve tanınmak için İtalya, Yunanistan ve İngiltere ile giriştiği Akdeniz mücadelesi için Afganistan sömürgeci devletlere karşı mücadele verdiği için Fransa Anadolu'da tutamayacağı anladığı için. Niye gitmedi bu? Mutanya Ateşkes Anlaşması 11 Ekim 1922 TBMM İsmet başa İngiltere Fransa Rusya Yunanistan'a katılmamıştır. Türk Yunan Savaşı sona erecek. Yunan Meriç e, Kurtuluş Savaşı'nda cephede. Türk Yunan Savaşı sona erecek. Yunan Meriç Nehri'ne kadar olan Doğu Trakya'yı 15 gün içinde terk edecek. Doğu Trakya TBMM'nin jandarma gücüne bırakılacak. İstanbul Boğazları ve Çevresi TBMM hükümetine bırakılacak. itiraf askerleri barış imzalanana kadar İstanbul'u kalacak. Barış imzalanana kadar Türk devletleri Çanakkale, İzmir civarına yaklaşmayacak. Not. Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'un ve Boğazlar TBMM'ye bırakılması ile Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Saltanatın Padişahlığın Kaldırılması 1 Kasım 1922 İtilaf Devletleri Lozan Barış Görüşmeleri hem TBMM'nin hem de İstanbul Hükümeti'nin katılımını istemiştir. Amaç Anadolu'daki ikilik, karşılıklı ve iç savaş çıkarmamaktı. Saltanatın aynı zamanda ulusal egemenlik anlayışını da ters düşmektedir. İtilaf Devletleri'nin ikilik çıkarmaya çalışması Mustafa Kemal'e saltanatı kaldırılma fırsatı vermiştir. Mecliste yapılan uylama ile saltanat kaldırılmıştır. Halifelerin tamamı uygun görülmüştür. Orta müsait olmadığı için halifelik kaldırılmamıştır. Saltanatın kaldırılmasına önemi. Bin ah, bin diyorum ya. <laughs> Aklım gitti. 623 yıllık Osmanlı devleti tamamen sona ermiştir. Tebembe Mevkidin tek temsilcisi olmuş. Son Osmanlı padişahı 5. Mehmet Vahdettin İngiltere'ye sığınarak 6. miydi? 6. Mehmet Vahdettin'in getireye sığınarak ülkeyi terk etmiştir. Abdülmecid Efendi TMM kararıyla halifeye seçilmiş. Bu durum lakta aykırıdır fakat halk hazır olmadığı için yapılmamıştır. Saltanatın kaldırılması layığın ilk aşamasıdır. Saltanatın kaldırılmasının önemi. Demokratleşme yolunda önemli bir adım atılmış. Cumhuriyetin ilanı için zemin hazırlanmış. Lozon'da İttilaf Devletleri ikilik çıkarması önlenmiştir. Milli egemenlik konusuna büyük bir adım atılmıştır. Saltanatın kaldırılmasıyla Aleferin elindeki siyasi yönetim yetkileri alınmış. burgu siyasi yetkinin alınması çıkarım. Dini yetkileri olan bir kişinin elindeki siyasi yetkiler alınca laiklik yoluna ilk adım atılmıştır. Karar verme ve yönetme hakkı bireyden ulusa verilmiş ise monarşiden demokrasiye, saltanattan cumhuriyete geçilmiştir. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olup bize destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.